Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni yıl nedeniyle bir video yayınladı. Yayınladığı video mesajında yeni yıla buruk bir şekilde girdiğini söyledi. Erdoğan 2023 hedefleri başlangıçtı, asıl çıkışımızı Türkiye yüzyılıyla 2024 ile birlikte başlatıyoruz dedi. Bu gece 2023 yılını tamamlıyor, 2024 yılına adım atıyoruz. Ancak bu yeni yıla hem bölgemizdeki ve dünyadaki olumsuzluklar hem de geçtiğimiz günlerde verdiğimiz şehitlerimiz sebebiyle buruk bir şekilde giriyoruz. 2023 hedefleri başlangıçtı. Asıl çıkışımızı Türkiye yüzyılıyla 2024 ile birlikte başlatıyoruz. Bu mücadeleyi de sizlerin desteğiyle zafere ulaştıracağımıza yürekten inanıyoruz. Yerel seçimlere aylar kala Türkiye İşçi Partisi'nin seçimlere 13 ilde kendi logosu ve adayları ile seçime gireceği iddia edildi. Tip kayyum atanan Diyarbakır, Mardin ve Van büyük şehirlerinde ise aday çıkarmayacak. İstanbul ve Ankara için de muhalefetin göstereceği aday profillerine bakarak kararını verecek. 24 Türkiye adım adım yerel seçimlere gidiyor. Siyasi partilerin seçim stratejileri de yavaş yavaş belli olmaya başladı. Türkiye İşçi Partisi'nin yerel seçimlere 13 ilde kendi logosu ve adayıyla girme kararı aldığı iddia edildi. Tele1'de yer alan habere göre TİP yerel seçim gündemli merkez yürütme kurulu toplantısını yaptı. MK'da ortaya çıkan sonuç metnini parti meclisine gönderdi. Buna göre TİP ilk etapta Bursa, Denizli, Erzurum, Gaziantep, Kayseri, Konya, Malatya, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Ordu, Samsun, Tekirdağ, Trabzon gibi büyükşehir belediye başkanlığı ve ilçe belediyelerinde kendi logosu altında seçime girecek. Bu inancı büyüten bütün genç arkadaşlarımı sevgiyle selamlıyorum. TİP 2019 yerel seçimlerinde Halkların Demokratik Partisi tarafından kazanılan, sonra İçişleri Bakanlığı tarafından kayyum atanan Diyarbakır, Mardin ve Van büyükşehir belediyelerinde aday göstermeyecek. TİP'in genel seçimlerde kendi logosuyla seçime girmesi DEM Parti tarafından eleştirilmişti. TİP İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Antalya, Aydın, Balıkesir, Eskişehir, Hatay ve Muğla'daysa muhalefetin belirleyeceği aday profillerine göre kendi adaylarını yeniden gözden geçirecek. TİP 14 Mayıs parlamento seçimlerinde yaklaşık 1 milyon oy alarak 4 milletvekilini Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne göndermişti. CHP Genel Başkanı Özgür Özel Manisa'daki şehit cenazesinde provokasyona uğramış şehit piyade sözleşmeler Enis Budağan ailesi Özel'e destek vermişti. Özel Manisa'da şehit Enis Budağan ailesini ziyaret etti. Bu aile orada acısını yaşarken şehir dışından özellikle ilçelerden ve komşu illerden getirilen bir siyasi partiye ait bir grup provokatörün yaptıklarından ne Atatürk Mahallesi mesuldür, ne Manisa'mız mesuldür, ne de gerçek vatanseverler, gerçek milliyetçiler mesuldür. Bizleri itibarsızlaştırmaya çalışan işte ana muhalefet lideri kendi memleketinde şehit cenazesinde protesto edildi diye bir haber yapmak isteyenlerin maksatlı çabalarıdır. Ama baltayı taşa vurdular. Özgür Özel bizim evladımızdır, Manisa'nın gururudur, hepimizin gururudur diyen bir şehit ailesiyle karşılaştılar. Bu da şundan kaynaklanıyor. Siz iyi niyetli olursanız her şey iyi olur. Siz kötüyseniz, kötü niyetliyseniz her işiniz böyle aksi gider ve sonunda böyle mahcup olursunuz. Ben 2024 yılının bir milat olmasını, acıda ve kederde birleşebilen, sevinçte ortaklaşabilen bir ülke haline dönüşmek için ilk adımı kim atması gerekiyorsa atsın, biz ilk adımı atıyoruz. Bizden yana yapılan her şeyi unuttuk gitti. Önemli olan 2024'te şehit cenazeleri şehit cenazesi gibi yaşansın. Milli maçlar milli maç gibi yaşansın. Bu alanlara siyaset sokmamayı biz üzerimize ne düşüyorsa bu konuda yapacağız.